14 Mayıs öncesi Kılıçdaroğlu. 14 Mayıs sonrası Kılıçdaroğlu. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. İlk tur geride kaldı, siyasetin dili sertleşti. Peki sandığa giden vatandaşlar masaya vuran bir Kılıçdaroğlu mu görmek istiyor, gülümseyen bir Kılıçdaroğlu mu? Masaya vuran. Yani artık daha çok negatif kampanya yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gülümseri denedik, kalp yapmayı denedik. Artık biraz da hani mülteci konusuna değinmeli. Daha işte Sinan Oğan'la anlaşmalı. Naif gülümseyen ve şöyle kalp yapan bir Kılıçdaroğlu görmek istiyorum. Tabii ki gülümseyen. Ama o yüzden Recep Tayyip Erdoğan. Bence masaya vuran Kılıçdaroğlu kazanır. Ama bütün hakkını kaybetti. Çok uğraştım, çok çalıştım. 24 saat uyumadım Kılıçdaroğlu için. Ama maalesef ince bizi mahvetti. En azından net olması gerekiyor. Sert olması tartışmalı bir konu. Herkesin serti nasıl yorumlayacağına da bağlı. Biraz daha sertleşmesi ve netleşmesi gerektiği kesin bence. AK Parti. Her zamanki gibi. Yerine göre her ikisini de görmek isteriz. Ama evet, galibiyet var mı? Yok. Kazanan var mı? Yok. Bizler kazandık. Bazı konularda masaya vurması gerekiyor artık. Bir şeyleri hatırlatması, bir daha bir bilgileri tazelemesi gerekiyor halkın zihninde. Bizim görmek istediğimiz adayları göremediğimiz için biz seçime gitmeyeceğiz. Kullanmayacağız tabii. Kullanmayacağız. Hayata küstürdüler. O adamın içinde zaten iki türlü bir tarz var zaten. Ama gerektiği zaten yerde ne türlü şekilde kullanacağını bilen bir insan. Ben masaya vuran Kılıçdaroğlu'nu istiyorum yani. Biraz yani sert de sert yani, tepkiye tepki biraz da. Gülümseyen bir Kılıçdaroğlu görmek isterim aslında. Hep öyle olması gerekiyor da maalesef Türkiye'de böyle bir imkanımız yok.